Arkadaşlar merhaba. Sosyal içerikte güncel İngilizce makale çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte sosyal içerikte bir makaleyi daha okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Makalemizin başlığı şu arkadaşlar. It is good to give. Şimdi bu bir düz cümle. Aslında gramatik olarak ama sonunda soru işareti olunca e, biz onu soru gibi çevireceğiz ve algılayacağız. It is good to give. Vermek iyi mi? That is not how I put it. How I would put it. Şimdi ben onu öyle koymazdım gibi birebir çevirseniz ama bunu şöyle alacağız. Ben onu, ben bunu böyle ifade etmezdim. Peki nasıl ifade ederdim? More accurately, daha doğru bir şekilde. It is essential to give, vermek zorunludur, gereklidir ya da hayatidir diye çevirebiliriz. You reading these words on this page. Sizler bu sayfada bu kelimeleri okuyanlar are an incredibly lucky person. Diyor ki inanılmaz derecede şanslı bir insansınız. Why? Neden? You are lucky because you have access to the internet. Siz şanslısınız çünkü internete erişiminiz var. Access to the internet itself is a great thing. İnternetin kendisine erişmek harika bir şey. But ama ama what's more significant is daha kayda değer olan, daha önemli olan şey soru olmayan cümlelerde what şey olarak alıyoruz. Şey what you must have in order for this yani daha önemli olan şey in order for this ya bunu yapmak için e, neye sahip olmalısınız ya da sahip olmanız gereken şeydir diyor. Daha önemli olan. Access to the World Wide Web. World Wide Web, WWW'nun açılımı arkadaşlar. İnternete erişim, must mean anlamına gelmeli. Buraya bir parantez açıyor. That it is at least highly likely... E, anlamına gelmeli. Önce isterseniz şöyle tamamlayalım. İnternete erişmek, you have money must mean you have money, paraya sahip olduğunuz anlamına gelmeli. Sonra parantez içerisinde bunu açıyor, that it is at least highly likely, ya da diyor bu en azından yüksek ihtimal, yani oldukça muhtemel. In fact aslında chances are You are not receive just receiving enough money to live. Yani iyi olan şu ki diyor ya da şansınız şu ki şu konuda şanslısınız ki you are not just receiving enough money to live. Siz e, sadece sadece yaşamaya yetecek kadar para almıyorsunuz. But rather yani para kazanmıyorsunuz. But rather ama ondan ziyade are receiving enough money to thrive. Thrive gelişmek demek. Yani gelişmeye yetecek kadar da para kazanıyorsunuz ya da alıyorsunuz. However, ancak not everybody has this. Herkes buna sahip değil. There are hundreds of thousands of people, yüz binlerce insan var in the world, dünyada. Who have to live, yaşamak zorunda olan, şimdi live on, geçinmek demektir arkadaşlar. The little things, yani... Küçük şeylerle yaşamak zorunda olan that we probably take for granted every day. Yani bizim arkadaşlar take for granted de hafife almak demek. Yani bizim günlük hayatta muhtemelen hafife aldığımız biz internet kullanıcıları demek istiyor biz derken de. Ee, evet şeylerle. Şimdi tabi bu burası biraz dağıldı. Burayı toparlayalım. There are hundreds of thousands of people in the world. Dünyada yüz binlerce insan var. Who have to live on the little things. E, çok az şeylerle geçinmek zorunda olan. E, that we internet users probably probably take for granted every day. Öyle küçük şeyler ki. Biz internet kullanıcıları muhtemelen hani günlük hayatın içerisinde onları take for granted yani çok önemsiz görüyoruz. Ama diğerleri için çok önemli demek istiyor. Millions in developing countries gelişmekte olan ülkelerdeki milyonlar survive on ile hayatta kalıyorlar. Survive on neyle? Small amounts of food for large numbers of people yani çok sayıda insan için küçük miktarlarda yiyecekle hayatta e, kalıyorlar. Often genellikle they do not have stable sheltered homes. Onlar sabit ve sheltered korunaklı evlere sahip değiller. And access to clean water ve temiz suya da erişimde erişime access sahip değiller. Even in Australia, Avustralya'da bile There are so many people, çok fazla insan var, who do not have access to the kinds of things we have. Bizim sahip olduğumuz türden şeylere erişimi olmayan. One group that instantly comes to mind instantly hemen demek, hemen akla gelen bir grup is the homeless community. Evsizler topluluğu. There are uh, 105,237 uh, uh, 105, homeless people in Australia. Eee uh, Avustralya'da 105.237 evsiz insan var. Uh, 105,237 uh, uh, people who not only don't have access to the internet. Yani e, sadece internete erişimi olmayan 105.237 kişi değil, but don't have access to a place to sleep, ama aynı zamanda but o anlamı veriyor, e, uyuyacak yeri de olmayan and can't fully fund their own food and health care needs ve kendi kendi yiyecek ve sağlık bakımı ihtiyaçlarında da e, tamamen finanse edemeyen. They don't get to have the basic essentials. Get ulaşmak, sahip olmak ya da onlar temel gerekliliklere sahip olamazlar. This is why we need to give. İşte bu yüzden biz vermek zorundayız ya da bu vermek zorunda oluşumuzun nedeni. We need to give. Biz bizim vermemiz gerekiyor. Because it is unfair that so few of the rich own so much of the resources. Bizim vermemiz gerekiyor. Çünkü ee, evet şöyle çok az sayıdaki zenginler so few of the rich sahipler so much of the resources kaynakların çok fazlasına. Yani çok az sayıdaki zengin çok fazla kaynağa sahipler ve böyle olmaları unfair. Adaletsiz. Tabii bu deti hani bağlıyor, nesneyi bağlıyor, cümleyi nesneden kuruyoruz ve det de onu oraya bağlıyor. Hani çok az sayıda e, zenginin çok fazla kaynağı sahip olması adil değil diye çevireceğiz. And as much as we may not often think it, e, şöyle, as much as we may not often e, evet think it. Yani bunu da şöyle alacağız. E, sık sık düşünmesek de sık sık düşünmesek de as much as we may not often think it. We reading this, bunu okuyan bizler are probably muhtemelen all pretty well to do. E, yani hepimiz oldukça pretty, iyi durumdayız. Well to do demek, iyi durumda olmak demek. According the global rich list işte küresel zenginler listesine göre even earning only 10000 net income in australia avustralya'da yani sadece 10000 net dolar net geliri e, gelir kazananlar bile e, avustralya kazanmak bile pardon earning kazanmak bile puts you in top of, top 20% of the richest people in the world sizi dünyadaki en zengin insanların işte yüzde yirmisinin zirvesine koyar. So, dolayısıyla when chances are e, imkan olduğunda there are 80% of people in the world e, dünyada yüzde seksen ya şöyle chances are, böyle bir ihtimal var diyor. E, when, so, when there are 80% of people in the world who only have A fraction of what we do, ee, işte e, tamam dünyada dünyada bizim sahip olduğumuz şeylerin ya da what we do evet only have a fraction of what we do bizim yaptığımız şeylerin sadece bir kesrine bir bölümüne e, sahip olan insanlar dünyadaki insanlar. E, %80'dir diyor. Ya da When there, there are e, 80% evet ha şöyle cümle tabi devam edecek. Yani e, dünyada bizim sahip olduğumuz şeylerin sadece bir bölümüne sahip olan e, insanlar işte %80 iken %80 iken How can we keep all to ourselves? Nasıl biz hepsini kendimize saklayabiliriz? Giving is the key to a more equitable world. Vermek daha adil bir dünyanın anahtarı. Donating money para bağışlamak to charities hayır kurumlarına helps yardımcı olur. Bridge the gap between the rich and the poor gap boşluk demektir. Yani uçurum olarak alabilirsiniz. İşte zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu kapatmanın. Kapatmaya yardımcı olur. Para bağışlamak. Bridge köprü demektir. Ama fiil olunca tabi burada birleştirmek, yani uçurumu kapatmak olarak alacağız. Giving money to help e, fund homeless shelters and accommodation, işte evsiz barınakları ve kalacak yer e, yerlerin yerlerin finanse etmeye yardım etmek için para vermek means anlamına gelir. The homeless have somewhere to sleep. Evsizlerin uyuyacak bir yere sahip olması anlamına gelir. Giving money means the uneducated can seek out an education. Para vermek. Eğitimsiz insanların eğitim seek out aramak, araştırmak demektir. Eğitim imkanı araştırabilmesi anlamına gelir. So that diye, ne diye? They may build their lives, hayatlarını inşa edebilsinler diye. And choose their course ve yollarında seçebilsinler, tayin edebilsinler diye. Giving money is, uh, giving opportunities, para vermek, fırsat vermektir. In saying this, bunu söyler, söylemek, söylerken ya da... It is not only money, sadece para değil that we should give vermemiz gereken sadece para değil. It is not only money that makes a difference bir fark yaratan ya da oluşturan sadece para değil. People often say insanlar genellikle söylerler diyor, they don't like to give money para vermeyi sevmediklerini because they don't know where the money is really going çünkü paranın gerçekten nereye gittiğini bilmediklerini söylerler. Fairly enough, yeterince adil diyor bu. Because çünkü many charitable organizations, işte birçok işte hayır yapılabilecek organizasyonlar don't necessarily donate yani ille de bağışlamazlar. A hundred percent of the proceeds to charity evet yani şöyle charitable hayırsever birçok hayırsever organizasyonlar işte evet tamam. Don't necessarily donate a hundred percent of the proceeds to charity. Yani ille de gelirlerin yüzde yüzünü işte hayır kurumuna bağışlamazlar. However, ancak there are many ways in which people can be charitable. Yani insanların hayırsever olmalarının birçok yolu vardır. And give without handing over hard money ve zor parayı hani ya da büyük meblaları işte teslim etmek sizin vermenin diyor. Ee, evet birçok yolu vardır. For example örneğin if you see a homeless person on the street eğer siz caddede evsiz bir insan görürseniz instead of walking past walking past yürüyüp geçip gitmek demek. Yani geçip gitmek yerine why not buy them lunch? Ee, neden neden ...onlara öğle yemeği almayasınız. And if you have a spare few hours in the week... ...ve hafta içerisinde eğer... ...işte birkaç boş saatiniz varsa... ...why not go to a soup kitchen... ...neden bir çorba mutfağına gitmeyesiniz... ...and help prepare food for people... ...who don't necessarily have access to it... ...yani e, onlara işte kesin erişimi olmayan... Ee, yani rahat erişimi olmayan ya da insanlara e, yiyecek hazırlamaya yardım etmeyesiniz. A little something from you can be something so much more for someone else. Sizden gelen küçük bir şey can be something so much çok fazla çok büyük bir şey olabilir. E, much more for someone else. Yani bir başkası için çok daha fazlası olabilir. There are many forms that giving can take. Vermenin girebileceği birçok şekil vardır. Yani vermenin birçok şekli vardır. All of them good in their own right. Kendi başına, in their own right, hepsi iyidir diyor. Giving plays a fundamental role. Vermek radikal bir rol oynar in the creation of the fabric of a better society. Daha iyi bir toplumun işte kumaşının yaratılmasında. So in summary, dolayısıyla sonuç olarak yes, evet. Giving is, vermek without a doubt şüphesiz iyidir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.